Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Sağ olun hocam, merhaba. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim Safiye. Hafta sonunuz nasıl geçti arkadaşlar? Çok güzel öğretmenim. Çok kötüydü öğretmenim, bir sürü ödev vardı, hepsini yapmak zorunda kaldım. Ben kitap okudum hocam. Aferin sana. Biz size ödev yaptınız hocam, yeter size ödev vereyim. O zaman haftaya sana bir ödev vereyim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugün ilk olarak donanım ve yazılım nedir ile başlıyoruz. Daha sonra biraz işte donanım bilimlerine bakacağız ve yazılımdan bahsedeceğiz. Geçen haftalarda balık kılçığı tekniğiyle ilgili etkinlikler yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? Evet öğretmenim. Evet öğretmenim. Tamamdır. Bugün bilgine yapacağız. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi donanım nedir? Aklınıza ne geliyor donanım deyince arkadaşlar? İşlemci. O da bir donanım birimi, evet. Aferin Yusuf. Bilgisayar tüm parçaları yönetim, görebildiğimiz zaman. Güzel. Safiye. Ben de onu diyecektim öyle. Aferin size. Yazılım nedir peki? Göremediğimiz. Kodlar mı? Programları oluşturan şey yazılım. Chrome olur mu öğretmenim? Chrome olur. Evet. Yazılım, kullanıcının bilgisayarda istediği işlemleri yapabilmesini sağlayan programlardır. Safiye, bayağı yaklaştın. Aferin. Şimdi donanım birimlerine geçelim. Donanım birimlerinde iki ayrılıyor donanımlar. Bir iç donanım, bir de dış donanım. İç donanımda güç kaynağı, bilgisayarın parçalarına elektriğin gitmesini, çalışmasını sağlama, işlemci, bilgisayarın beyni, sabit disk, işte fotoğraflarımızı, videolarımızı depoladığımız yerler, anakart gibi mesela bilgisayarın iç parçalarının birbirine iletişimini sağlıyor. Ekran da oluyor mu hocam? Ekran, geleceğim oraya. Dış donanımlarda da ekran, işte başka mesela dış donanım ne var sence? Bilgisayarda sonradan taktıklarımız. Evet, hoparlör. Fare. Klavye. Şey, hocam adını unuttum. Sen Türkçesini söylemişsin gerçekten. Mouse. Yazıcı olur mu? Oradan açıklarla biliyorum. Evet, yazıcı da olur. Aferin. Siz bayağı çalışmışsınız. Evet öğretmenim. Ben sevdiğim öğretmenim Hüseyin öğretmenim. Evet, donanım birimlerini böyle bitirdik. Aferin size. Sıra yazılımda. Yazılımda da ikiye ayrılıyor. Bir işletim sistemi yazılımları var. Mesela bilgisayarınızda ne kullanıyorsunuz siz? Anlamadım. İşletim sistemi Windows. Windows öğretmenim. İyi misin? Hocam Yusuf konuşamıyor. Gibi. Evet. Evet. Peki uygulama yazılımları. Mesela ne yapıyorsunuz siz bilgisayarda açtığınızda? YouTube'a giriyorum. Güzel. YouTube'a neyle giriyorsun? Ben Chrome'la giriyorum. Güzel. Browser'da işte uygulama yazılımları olarak geçiyor. Ya oyun da. Oyun da bir uygulama yazılımı. Ben söylemesem daha iyi olur. Öğretmenim sunum hazırlıyoruz ya PowerPoint'te, olur mu? Evet, olur. Ofis programları da bir uygulama yazılımlarıdır. Bu teknik birimlerde bazen hatalar olur. İşte çalışmada durumlar olur. Hiç karşılaştınız mı bununla? Hocam ben geçen bilgisayarın düğmesine bastım. Açılmadı. Açılmadı mı? Nasıl sonra? Hocam ne yapalım ya? Aradık tamirciyi, geldi yaptı. Tamirci yaptı. Peki sorunlar neden kaynaklı? Hocam hiçbir fikrim yok. Virüs kullanmış olabilir. Evet. Gel Safet. Gel. Elektrik de olmuyor olabilir. Elektrik var mıydı? Kontrol ettin mi Yusuf? Yaz bakalım Safet. Nereye yazıyorum? Geçen yapmıştık, evet. Balık çıkmıştık. Çok Yusuf'tan kaynaklı ne problemler olabilir arkadaşlar? İnsandan kaynaklı Yusuf. Senden kaynaklı ne olmuştu? Tatlı krizine biliyorsunuz zaten.
Hocam elektrik etkisi insanla alakalı olabilir mi? Elektrik kesintisi olmaz ama prize takmaması, fişi prize takmaması evet insanla kaynaklı olabilir. Mesela bu yazılabilir. Gel Nazlı, buyurun lütfen. Benim babam vardı, benim bilgisayarımın fişini alıyor, ben çok oynuyorum diye. İnsan kaynaklı mı oldu? Tekrar alayım. Babam bazen bilgisayarımın fişini alıyor, ben çok oynuyorum diye. Hocam İsa kaynaklı evet biraz. Benim boyum kısa diye babam bilgisayar sandalyesini değiştiriyor. Daha küçük sandalye koyuyor. Boyum bilgisayara yetmiyor bu sefer. Yani. Başka ne olabilir? Başka arkadaşlar mesela makineden ya da donanımdan kaynaklı ne olabilir? Az önce söylediklerinden. Şey herhangi bir parçası yanmış olabilir mi? Evet, parça eksikliği. Anakart olabilir mi? Anakartının yanması. Tabii. Ne oldu? Atma kafasına kaldı. Anakart gibi donanımlar. İşletim sistemi olabilir mi? İşletim sistemi de olabilir. Çünkü bilgisayarın açılması için ona da ihtiyacımız var. Hocam işletim sistemi ne? Bilgisayarın çalışması için içine bir şeyler yüklememiz gerekiyor. Yani işletim sistemi de bu donanımlar arasındaki iletişimi sağlayıp kullanmamızı kolaylaştırıyor. Teşekkür ederim hocam. Hocam ekranla alakalı bir şey olabilir mi? Ekranımız bozulmuş olabilir. Yine o donanıma geliyor. Buraya ekran yazıyoruz. Bayağı biliyor gibisiniz artık. Size bir etkinlik vereyim. Bakalım anlamış mıyız, anlamamış mıyız, kontrol edelim. Hocam siz de puan verecek misiniz? Evet. Değerlendireceğim bunu. Hocam, balığın başı boş. O zaman bir sorun bulalım. Biz yazacağız o zaman. Aynen öyle, bir problem bulmamız gerekiyor. Siz söyleyecek misiniz, biz söyleyelim mi? Kim konuşmadı? Berkay sen konuşmadın fazla. Bir problem söyledim sen. Hiç karşılaştın mı teknik bir sorunla ya da açılmayan bir şey? Ben oyuna gidememiştim. Oyuna gidememiştim. Hani sunucuda bir sıkıntı vardı. Tamam, problemimiz bu olsun arkadaşlar. Oyuna neden gidemiyor? Efendim hocam? Oyuna neden girmiyor? Neden, ne olabilir? Oynayacak. Yazıyoruz pardon. Evet, hocam. Yazıyorsun. O zaman bir bakalım mı? Oyun mu açılmıyor şöyle? Oyuna giremiyormuş Berkay. Güzel. Bu yanlış olmuş. Bunu bir şunu silin mi hocam? Aynen bunu silelim. Tamam hocam. Böyle yapalım. Tabii diyemedim hocam. Şunu ekleyebilir miyim? Benimki bitti, öğretmedim. Toplayalım arkadaşlar, getirelim. Benimki de bitti. Arkadaşlar anlamadığınız bir yer var mı? Donanım ve yazılım konusunda. Anlamadım hocam. Ben de anladım öyle ki yani. Evet.
Başka bir sormak istediğiniz bir şey var mı? Ödev var mı? Ödev yok ama gelecek hafta için Berfay arkadaşımız da istedi diye 80. sayfaya çalışın.